Herkese merhabalar. Bu hafta yine sizlerle çok keyifli bir program için birlikteyiz. Korendon Sport Talks'ta bu hafta basketbol diyeceğiz. Bildiğiniz gibi ülkemizin yüreğini şenlendiren müthiş başarıları imza Anadolu Efes Spor Kulübü'nün canlı gönülden tebrik ederken baş antrenörümüz. Üçüncü döneminde Anadolu Efes'te yine kariyerinin zirvesinde müthiş bir imzasını şöyle bir takımla birlikte attı ve Euroleague şampiyonluğuyla birlikte onu ülkemize getirirken... ...hemen arkasından da tekrar bir Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırdığı başarısındaki sırları ona sorup öğreneceğiz. Çok sevgili, çok değerli spor insanı sevgili Ergin Ataman'la bugün birlikteyiz. Hocam evinize konuk ettiniz, evinizin kapılarınızı açtınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben de bir spor insanı olarak, bir eski sporcu olarak... Ee, bu tarz başarılar e, kişi ve takım özelinde olduğu kadar ülkenin o branştaki e, ritmini de çok fazla yükselttiği ve algıyı o tarafa da götürdüğünden dolayı e, o yüzden ben müteşekkirim. Bu tarz başarıların ardından çünkü yepyeni nesiller de onun arkasından geliyor. E, bu size neler hissettiriyor? Üzerinden kaç gün geçti? Hemen hemen birkaç hafta geçti. Şu an ne hissediyorsunuz? Bu başarının sizdeki yeri nedir hocam? Şimdi biz bu başarı için çok emek verdik bir kere. Özellikle 2019'da ilk kez çıktığımız Euroleague finalini oynadıktan sonra ve CSKA Moskova'ya kaybettikten sonra hep kafamıza bunu koyduk. Bunu yerleştirdik. Biz buraya gelmeyi başardık. Finali kaybettik ama biz gene geleceğiz ve bu sefer bu kupayı alacağız diye. Geçen sene çok emek sarf ettik ve çok da iyi gidiyorduk biliyorsun. Yani şampiyonluğa doğru giderken çok kısa bir süre kala pandemi sebebiyle e, iptal oldu... E, ...Türkish Airlines Euroleague. E, biz buna ciddi anlamda e, üzüldük. E, tepkimizi e, gösterdik. Çünkü e, yaz aylarında birçok organizasyon yapılırken e, Euroleague oynanamadı. E, ve hakkımızın yendiğini düşündük. Ve bu sezona başlarken de bu hırsla başladık açıkçası. E, onun için... Yani bu şampiyonluk bir hikayenin sonu. Biz iki sene boyunca hep biz şampiyon olacağız, biz şampiyon olacağız. Geçen sene de olacaktık ama olamadık, durdurulduk diye hep aykırdık. Ama maçların oynanma zamanı geldiği zaman da büyük bir beklenti oluşturduk herkeste, bütün spor kamuoyunda, bütün Türk kamuoyunda ve sonunda da bu beklentiyi karşılayabilmek, bu beklentiyi karşıladığın zaman Türkiye'deki e, sevinci görmek. E, yani insanlarımız artık e, sürekli olarak e, işte sosyal medyada olsun, e, kamuoyunda olsun, basında olsun, e, zaten bir pandemi e, negatifliği var herkesin üzerinde, e, sosyoekonomik olaylar var, e, Türkiye'nin yaşadığı özel sıkıntılar var. E, bütün bunlar yaşanırken e, böylesine e, büyük bir başarının e, gelmesi. Ve bu başarının kahramanlarında da Türk aktörlerin olması, sadece benim değil işte Türk oyuncuların da yer alması veyahut da yabancı oyuncularımızın bile 3 yıldır bizle beraber oldukları için onların da böyle bir sahiplenme toplumun onları da sahiplenmesi ortaya çok büyük bir sahiplenme duygusu, çok büyük bir sevinç yarattı ülkede. O açıdan ben gerçekten çok mutluyum. Yani bu bir Avrupa şampiyonluğundan daha Önemli bizim için. Ülkede yaratılan bu güzel atmosfer, bu birliktelik. Bir kez daha gördük ki Türkiye bazı konularda zaman zaman bir takım ayrışmalar içine girebiliyor, işte siyasette de bazı ekonomik olaylarda da. Ama milletle alakalı, bayrakla alakalı olaylarda birlik olabiliyoruz ve hep birlikte sevinebiliyoruz. Zaman zaman hep birlikte üzüldüğümüz olaylarda oluyor ama işte bu sevinç olduğu için. Ee, ve bunun da tabii ki e, aktörler olmaktan dolayı çok e, sevinçliyiz, e, gurur duyuyoruz. Bu arada e, programınızı siz Korendon'la ile yapıyorsunuz. E, burada da çok güzel bir e, maket görüyorum ben, uçak <laughs> görüyorum. E, gerçekten e, şunu söyleyeyim, e, bu sezon elde ettiğimiz başarıda Korendon'un e, gerçekten çok ciddi katkıları oldu. Biz e, bu seneye kadar hep tarifeli uçuşlarla uçuyorduk. Çok nadir özel uçuşlarla uçuyorduk. Ama bu pandemi döneminde bu kadar yoğun tempoda Korendon'la yaptığımız bu birliktelik bizlere gerçekten çok ciddi anlamda rahatlık kazandırdı. Çünkü o kadar yoğun 41 maç sonunda biz Euroleague şampiyonluğuna ulaştık ve her gidişimizde gelişimizde böyle bir aile gibi olduk Korendon'la işte Korendon'un ekibiyle pilotlar işte bize hizmet edenler servis çok güzel bir birliktelik yaşadık. Ben buradan da teşekkür ediyorum ve tabii şöyle kaplanmış giydirilmiş bir uçağın yanına bir de EuroLeague kupasını koyup hanımızaki sene bu şampiyon uçaklarında uçmak çok keyifli olur. Görünce çok böyle hoşuma gitti şu anda. Ne kadar güzel değil mi? değerli hocam sonuç itibariyle sporda sponsorluk çok önemli ama değer ortaklarıyla bu anlattığınız paydaşlık ve aile ruhu da bambaşka bir şey. Yani Korendon yelkeninden handboluna, basketbolundan, bütün işte futboluna, bütün branşlarla gerçekten de değer yaratırken bu aile ortamında çok güzel sağlıyor. O yüzden bu etkiyi sizlerin de hissedebilmesi aslında çok özel. Evet, yani direkt bir etkisi var. Bize onu özellikle belirttim. Tabii ki tüm sponsorlarımızın ciddi anlamda katkıları oluyor, maddi katkıları oluyor, moral katkıları oluyor. Ama ben Korandon'la yani özel uçak sponsorluğunun rahatlığının ve takıma getirmiş olduğu avantajları bizzat hissettiğim için bunu bu şekilde belirttim. Dediğiniz gibi yani değer ortaklığı çok daha bizim için bu şeyde yolda bize çok katkı sağladı onu da belirtmek istedim. Ne güzel böyle bir aile olunca da birlikte havalara uçmak da da keyifli oluyor. <laughs> ha, bir de uğurlu da geldi. O da o da <laughs> şu, şu biliyorsunuz yani sporda biz bu işte bir böyle Totem e, totemlerimiz var. vardır. Ee, bize uğurlu da geldi. Birlikte e, en zirveye uçtuk. Şimdi orada devam etmemiz lazım zirvede. <laughs> Uçuşa devam etmemiz tamam. lazım ki oradan inmemek lazım. Hocam şampiyonluk bir alışkanlıktır. Tabii ki. Ee, başarı e, bir alışkanlıktır. Her daim e, siz de öylesiniz yapı itibariyle bir şey başarıldığı zaman daha iyisine varsa onu alabilmek için ve aynı zamanda da bunu sürdürülebilir kılmak için sizin bütün çabanız olduğunda çok yakinen biliyoruz. Bu çok önemli çünkü. Kesinlikle yani sporda sürdürebilirlik e, çok önemli bir e, olgu biz geçen seneden bu seneye bunu sağladık. Daha doğrusu 3 senedir. işte bir, en dipten en tepeye çıktık ve şu anda oradayız. E şimdi üzerimizde daha da büyük bir sorumluluk var. Önümüzdeki sezon inşallah taraftarımızla da buluşacağız. Yani bu sezon taraftarsız oynadık. E şimdi şampiyon bir takım olarak taraftarımızla buluşmak İstanbul'da o Sinan Erdem'in muhteşem atmosferinde e deplasmanlara gittiğimiz zaman Avrupa'nın birçok şehrine gideceğiz. Orada şampiyon takım olarak karşılanacağız rakip seyirciler tarafından. Bu da tabii ki çok özel ve sorumluluk gerektiren bir duygu olacak. Onun için de şu anda çok yoğun bir şekilde takımın e, yapısıyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. İşin güzel tarafı hocam öyle bir hani e, Anadolu Efes'in de yarattığı hani 1976 yılından bu yana, ama özellikle son dönemde iletişim ekibi, pazarlama ekibi, taraftar ekibi o ailenin bütünlüğünü kurmak için çok mücadele verdiğinden dolayı siz belirtmiştiniz zaten. Her maçı 14-15 bin taraftar bulabilmek ve o e, tribünleri doldurabilmek, o enerjiyi hissedebilmek ve aileden biri olarak hissettirebilmek. Sen de bizimle birliktesin diyebilmek. E, o yer senin seni diyebilmek e, cidden o sinerjiyi daha da yükseltiyor. Umut ederiz ki evet dediğiniz gibi yeni sezonda şampiyon takımı tribünden Anadolu Efes evet. taraftarları, basketbol severlerle yepyeni başarılara. E, hocam normalde bu Euroleague macerası hakkında çok fazla sorular soruldu. Siz de röportajlar verdiniz. Ben birazcık daha işin e, sizin başladığınız noktadan bu zamana gelirken merak ettiğim çok şeyler var. onları sormak istiyorum. Bir kere bir insan belli bir yere kadar sporculuk yaptıktan sonra altyapıdaki performansını tamamlayıp A takım dönemine geldikten sonra benden olur, benden olmaz, benden bundan sonra ne olur? Bunun kararını vermek çok önemli. Sizin başladığınız o lise takımını okulda reddeden müdüre karşı ikna edip orada bir akımı başlatıp ardından da ee, Anadolu Efes takımı Eczacıbaşı'nın altyapısında başlayan süreçte genç takımların kaptanlığını yapıp 6-7 e, şampiyonu kazandıktan sonra A takım yolculuğu yeşil Yeşiyur'da yöneldir rotamız. Bu kararlar nasıl verildi hocam? Ne zaman dediniz ki evet ben kariyer olarak sporculuğum devam etmeyecek ve artık e, başka türlü e, macera aramalıyım kendimi, hikayemi başka türlü yazmalıyım dediniz. Şimdi tabii e, bir tarafta yani basketbol sevgisi. Yani benim e, gençlik yıllarım, çocukluk yıllarım basketbolla geçti. Yani ben e, böyle hani çok gezen, işte partilere giden, çok sinemaya giden, tiyatroya giden arkadaşlarıyla eğlenen bir genç değildim. E, işte okula giderdim. Okuldan çıkınca da e, direkt eczacı başına giderdim. Orada altyapıda e, basketbol oynardım. E, bir adanmışlık var, basketbol sevgisi var. Daha sonra e, A takım seviyesinde bir oyuncu olamadım ben. E, çok Güzel bir genç takımımız vardı ee, o kadroda işte Orun neler Tamer olmuşlar e, Ömer Büyükajanlar gibi. E, Eczacıbaşı'nın A takımı da müthiş bir A takımdı işte. Efe abi, Efe Aydan, Erman Hamper, evet. Melih abi. E, A takıma çıkamayınca bende bir demoralizasyon oldu. E, ama o dönemde e, herhalde e, işte bu lise takımındaki benim o liderlik tarzı. Biraz böyle isyankar bir daha o dönemde varmış demek ki işte okul müdürüne karşı ya yani nasıl burada sağ var açık sağ var nasıl basketbol oynamak nasıl yasak olur deyip onu aşıp orada bir takımın kurulmasına ön olmam. Orada bir lise takımını kurmam ki bunlar 16-17 yaşlarında olan şeyler. Bu yapınız hocam lafınızı bağla kesiyorum. Ailede kimden almışsınız? Böyle bir şey var mı? Böyle bir e, genetik bir paylaşım Vallahi, var mı? Babamda, hani anneme mi babamda, benzerim, babamın benzerim diye. Babamda biraz daha böyle bir e, ilkleri yapma. İşte Türkiye'de bir sanayiciyken, evet. e, bir anda İtalya'da bir şirkette ortak olup, mesela biz çok küçük yaştayken ben İtalya'ya gitmişiz. Yani İtalya'da daha, bu söylediğim 70'li yıllar. Hani bugün için Tabii. çok e, doğal ortaklıklar bu, yabancı ortaklıklar. Ama daha 70'li yıllarda e, burada bir e, sanayiciyken de öyle çok büyük bir sanayici değil, Hı -hı. Yani orta seviyede bir sanayiciyken. İtalya'ya gitmişiz, orada bir yeni bir bak. Yani böyle bir e, değişik bir yaşam tarzı, e, böyle bir e, do, rutin akışa bir isyan e, şekli, herhalde oradan geliyor, o akımdan geliyor. E, ben de de bunu fark eden e, o dönemde Eczacı başında e, rahmetli Nur abi vardı. Nur Gencer e, genel menajer yani, ve evet. e, teknik direktör genel rahmetli Aydan Siyavuş. Ya yani beni çok seviyorlardı kulüpte ve ergin sen e, alamıyoruz seni alt takım ama e, sana burada minik takımla başlamanı istiyoruz Antrenörlüğe başlamanı bu söylediklerinde ben 19 yaşında başladım ben antrenörlüğe. yani üniversiteyi kazandığım zaman ben Eczacı başında basketbol okullarında antrenörlük yaparak başladım e, ve o ondan sonra da sevdim bu işi işte daha sonra işte yeşil daha sonra e, daha 22 yaşında e, Efes'te. Ben e, altyapı antrenörüydüm. Yani işte yıldız takım antrenörüydüm, genç takım antrenörüydüm. E, oralarda bu şey başladı yani. Bu heves, bu heyecan oralarda başladı ve kendimi hiç sınırlamadım. Yani hiçbir zaman ya ben acaba başaramazsam, e, acaba ben e, ideallerime ulaşamazsam demedim. Çünkü e, hep çalıştım, çok iyi bir hocayla beraberdim. Aydın Örs'le beraberdim 7 yıl. E, Türk basketbolunun devrimini yaşadım ben orada. Yani Aydın Örs'ün önderliğiyle, Pana abi, Pana Beraber e, çok şey öğrendim. Ondan sonra da artık e, genç bir yaşta da 29 yaşında da şeye soyundum. Yani A takım antrenörüne soyundum. Bu tiyatroda kavuk teslimleri oluyor ya aslında. Sporun içerisinde <laughs> de var öyle değil mi hocam? Yani Aydın Hoca'nın e, o devrimi yarattığı noktadan sizin onun yardımcılık döneminizden aldığı ekole devam edip işi bu noktaları getirip hani hep diyoruz ya tamamlanmamış bir işi tamamına erdirebilmek. Herkesin öyle bir beklentisi vardı. E, herhalde bu süreçler böyle gelişiyor. Bir de ben şurada merak ediyorum. E, çok iyi antrenörlerle çalıştıktan sonra kendi ekibinizi kurarken ki kıstaslarınız da tabii daha üst seviyeye çıkıyor. Çünkü başarının gidileceği yer daha zirve olduğundan dolayı ekip seçerken de çok temkinli davrandığınızı düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Yani şimdi siz tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Bir kere bizim şu anda baktığımız zaman işte 9-10 kişilik bir teknik idari kadromuz var. Oyuncu kadromuz var. Yani tek başınıza siz çıktınız ve ekibiniz sizinle uyumlu değil veyahut da sizin vizyonunuzda değil o zaman başaramazsınız. Çünkü bu çok büyük bir ekip çalışması var. Şöyle de onun için de çok dikkatli bir şekilde ekibi seçerim ve o ekibinde sürekli olarak benim fikirlerimi aynen paylaşan bir ekip olmasını da istemem. Bizde bu vardır. Yani çok demokratik bir ortamda biz mesela maç hazırlıklarını yaparız, farklı fikirler çıkar. Her maçtan önce ben antrenör arkadaşlarımın fikirlerini sorarım. Sonunda kararı ben veririm. Ama burada sadece benim fikirlerimden bir yönlendirilme olursa sonuçta hepimiz insanız. Hata yapabiliriz. Etrafımdaki insanların, yardımcılarımın fikirlerinden faydalanırım. Aynı zamanda üstümdeki insanların fikirlerinden de ben faydalanırım. Yani biz her ay yönetim kurulu toplantısı yaparız. Orada işte başkanımızın görüşleri, yönetim kurulu üyelerinin görüşleri, hatta zaman zaman taraftarın görüşleri. Bütün bunlardan ben bir e, kafamda bir şekil oluştururum. Ondan sonra da e, bana göre en ideal yoldan devam edelim zaten hocam kuş bakışı dediğimiz helikopter görüşü dediğimiz o 360 derecelik o döngüyü görmeden başarılı hiçbir zaman gelmiyor. Bunu bu iletişime açık olmanız da çok özel. Zaten siz her daim açık net iletişimden yansın. Sporcularla da kurduğunuz diyalogdan bunu çok iyi görebiliyoruz. Şuna buradan gelmek istiyorum hocam. Tabii Türk takımlarında belli bir rotaya aldıktan sonra işte Ezdacıbaşı, Yeşilyurt, 31 yaşında baş antrenör olarak telekomun başında yer alabilmek ve o Orada da yine büyük başarıları imza atmak, Euro Cup gibi çok önemli bir kupayı oraya da getirebilmek ee, ve e, şunu belirtmiştiniz açıkçası o dönemde de, e, 31 yaşında olduğunuz için sizden daha yaşı büyük olan sporcularla başa çıkmak biraz zordur. Yani bunu kabullendirmek zordur. O yüzden iletişime buradan bağlayacağım. Bu iletişime sağlamak da hiç kolay değildir. E, bunu size ne, ne kolaylaştırdı? Kendinize nasıl bir yol tercih ettiniz? Hani Miko Milicevic ya da Ricky Winslow e, varken o takımın içerisinde e, neler oldu da doğru rota bulundu? Yani ben dediğim dediğin gibi 30-31 yaşlarında e, ilk antrenörlüğe başladığım zaman da e, bugünkü gibi kendime bir özgüvenim vardı. Yani bu nereden geliyordu? Bu bir belki karakter yapısı yani. Bu belki doğuştan gelen bir e, özellik. E, evet Mirko Milişeviç benden 2 yaş büyüktü. Rike Winstol benden 1 yaş büyüktü. Ama ben hatırlıyorum o, yani o Mirko Milişeviç'te ben sağ dışında arkadaşım ama sahaya girdiğim zaman ee, yani bazı antrenmanlarda böyle e, ağlayarak, sürünerek antrenman yapardı. E, hatta bugünkünden belki daha bile serttim o, o dönemler. Daha e, serttim ama hiçbir e, oyunculardan da e, öyle bir e, disiplin, e, öyle bir e, okulda yetişmişim ki ben. E, Anadolu Efes, Aydın Örs'ün yanında. Yani sanki ben ilk antrenörlük yılımda dayı sanki Euroleague şampiyonu bir antrenör gibi benden çekinirlerdi. bu da herhalde biraz doğal bir özellik ve o altyapılarda Efes'te ki çalışmanın vermiş olduğu özgüvenin neticesi. Ben altyapılarda da Efes'te 7 sene çalıştım altyapılarda. yapılarda çalıştığım her sene Türkiye şampiyon oldum. Yani hiç şampiyon olmadığım bir sene yok. Her sene yani yıldızlarda iki defa, gençlerde üç defa, ümitlerde iki defa. Yani bir sezona başlayıp da o sezonun sonunda kupa kaldırmadığım bir sezon olmadı. Belki de onun vermiş olduğu bir e, özgüven vardı bende. Hocam konuşurken şimdi ne kadar kolay telaffuz edilebiliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de. Hani bir da söylenebiliyor mu orada yaşananlar? Ee, Telekom, evet 31 yaşında oldu. oldu e, yaptığınız bir play-off finali ya da alınan kazanılan Cumhurbaşkanlığı Kupası az önce Euro Cup demiştim. Oradan Siyana'ya gönderme evet. yapmak istiyordum. Ee, o dönemde peki size böyle bir hayalci koç olarak bakılması rahatsız ediyor muydu? Yani İtalya'ya gidiyorsunuz. İtalya'da yapmak istedikleriniz var. Siena'nın da e, sonuç itibariyle... Avrupa'daki zirveyi görmesi adına orada sizin katacaklarınız var. Çok mu hayalci göründünüz hocam? E şimdi gayet tabii ki baktığınız zaman yani ilk kez e, Avrupa'ya bir Türk Türk koç çıkıyor. E, ve Siena takımı İtalya'da orta seviyede bir takım. Yani hiç bugüne kadar e, İtalya'da e, finale dayı gelememiş. E, yarı final dayı oynayamamış. Avrupa'da hiçbir başarısı olmayan bir takımı bir tane Türk koç geliyor. Ee, işte 2001 e, yılında e, 35 yaşında ve diyor ki ilk toplantıda e, ben buraya şampiyon, Avrupa şampiyon olmak için geldim dediğinde a, onlara hak veriyorum ben. Yani e, evet ben onu hayal etmeseydim ben onu ge gelemezdim zaten. Yani ben Siena'ya gittiğim zaman ya işte evet ben e, geldim işte en iyisini yapmaya çalışacağım deseydim o zaman e, onlar benim üzerimde bir o Siena İtalyan takımı ilk kez bir Türk koç, genç bir Türk koç o baskıyı benim üzerimde hissettireceklerdi. Ben onların üzerine baskı kurdum. Manipülasyonu durdum. terse çevirdim. Terse çevirdim. Çünkü <laughs> ben oraya gittiğim zaman 2000 yılında Efes Bilsen'le tarihinde ilk kez Final Four oynayan takımın head koçuydum. O takımda işte Hidayet, Drobniak, Niyak, Mulla Ömer, Hüseyin Beşok gibi çok üst seviyede oyuncularla çalışmıştım. Onun için onlar belki beni genç bir Türk antrenör olarak görüyordu ama ben de Siena'yı Siena yani normal bir takım olarak görüyordum. Ben daha yukarıdan geldiğimi hissediyordum ve ben onlara bunları hissettirdiğimi düşünüyorum. E, tabii ki bir hedef koyup da onu gerçekleştirdiğin zaman da o zaman da tabii ki çok büyük bir olay oldu. Bana göre tabii yıllar geçtikçe bazı şeyler unutuluyor ama benim belki de kariyerimde yaptığım en önemli olay orta seviyede bir İtalyan takımını alıp Kupa 2 o zamanlar şimdiki Euro Cup, o zaman Saporta Cup olarak oynanıyordu. O kupada şampiyon yapmak, bir sene sonra ilk kez Euro Lig'de oynamasını sağlamak ve ilk Euro Lig'de oynadığı senede o takımı Final Four'a götürüp Euro Lig üçüncüsü yapmak. Ve ben bütün bunları yaparken de baş antrenörlük kariyerimin başlangıcındayım ve ondan sonra da ben Türkiye'ye döndükten sonra da Siena 7-8 sene Avrupa basketbolunun tepesinde Kaldı. Yani bugün ben e, hala benle e, tabi buralarda e, hala Siena'dan e, sürekli siyana gazeteleri daha yeni bir tane röportaj istediler. Sürekli benle röportaj yapıp e, o günleri e, hala anıyorlar. Ve e, siyana'ya gittiğim zaman e, bugün bile işte 3-4 sene önce bir turistik amaçla gitmiştim. İtalya'yı ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. Evet yani bugün bile orada e, çok büyük bir saygı çok, çok e, e, görüyorum. E, bu benim için tabii ki çok şey çok değerli zincirin halkaları birbirine öyle bir bağlı ki yaratılan etki dalga boyu dalga boyu çok fazla uzuyor. E, yaptığınız etkilerden en önemlisi hocam. Şu anda hani teker teker isimler sıraya kaldığımız için oradan devam edeceğim. Sonuçta basketbol bırakmış olan Minowski'ye gel Birlikte bu yolu alalım dediniz. Ona tekrardan e, bambaşka bir inancı kattınız belki de. E, Shane Larkin'in sakatlıktan yaşadıklarından sonra tekrar e, onunla yaptığınız konuşmanın ardından yakaladığı çıkış performansı, e, Vasilya az süre aldığı noktadan takımın lideri konumunda birebir aldığı sürelerin artması ve e, MVP konumuna ya da en skorer konumuna geçmesi, e, Sertaç gibi isimlerin e, şans verilip onların da o şansı iyi kullanıp daha da bir yükselişe geçmesi. Ya bu ince dokunuşlara ben miracle'lar diyorum. Yani hani öyle güzel dokunuşlar ki puzzle'ın o bütününü oluşturmakta çok önemli bir bakış açınız var hocam. Bu bakış açısını oluşturmak hiç de kolay bir şey değil. bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne dersiniz bu puzzle'ın parçalarını tamamlama beceriniz için? Vallahi şimdi yani tek tek neredeyse şöyle ben de sen anlattıkça ben de geriye dönüp Doğru. baktım Doğru. Ee, hakikaten daha bir Yok, tabii ki ee, var tabii Kesinlikle. mesela e, Beşiktaş'taki e, işte Darren Williamsın e, gelip o senenin sonunda iki ay sonra Darren Williamsın lockout bittiği zaman geri dönmesi o senenin sonunda Beşiktaş'ın tarihinde ilk kez 50, e, 57 yıl sonra şampiyon olması 3 kupayı kazanması Avrupa şampiyonu olması. Yani her e, her senenin bir hikayesi var. E, ve bu hikayelerde evet bazı mucizevi e, dokunuşlar var. E, açıkçası yani ben bunları planlayarak yapan bir insan değilim. Ama e, belki de bu sende bir tecrübe yaratıyor. Yani her karşına çıkan e, olayda e, geçmişte yaşadıkların senin için bir tecrübe oluşturuyor. Ve e, orada biraz da şöyle söyleyeyim. Yani Doğaçlama geliyor. Bütün bu hadiseler. Yoksa ben hiçbir şeyi planlı bir şekilde e, yapmıyorum bu tip e, dokunuşları. Ama o hep yaşadığım tecrübeler sonucu o doğaçlama bir şekilde doğru bir hareket geliyor. Bu da artık e, biraz e, yani e, basketbol antrenörlüğünün e, dışında e, artık böyle bir e, yaşam tarzı, işte bir liderlik e, şey olarak e, gelmiş diye düşünüyorum. Çünkü burada sadece, e, tabii sizler sadece e, sağdaki olayları görüyorsunuz. Bir de sağ dışında özellikle sezon başlarında gittiğim kulüplerdeki yönetimleri ikna etme, onları inandırma. En önemli şeylerden bir tanesi de budur. Yani siz iyi bir kadro kurabilmeniz için kulübü, yönetimi ikna etmeniz gerekiyor. Ve o ikna ettikten sonra da bunu başarmanız gerekiyor. Çünkü bunu başaramazsanız zaten kısa süre sonra siz oradan gidersiniz. Bunlar hep bir cesaret gerekiyor. Yani bir kulübe gittiğin zaman işte ben en iyisini yapmaya çalışacağım. Bugün görürsünüz hep böyle 3 yıllık, 4 yıllık planlarla gidilir. Ben her gittiğim kulüpte İlk senede e, en büyük başarıyı e, yakalamışımdır. Onun için e, burada e, cesaret gerekiyor, özgüven gerekiyor ve tabii en önemlisi de e, o e, tecrübe gerektiriyor. Hocam hep böyle başarının ardını doldurduğunuz özellikle üç kelime bundan oluşuyor: cesaret, tecrübe ve ee, ne demiştiniz? Onu düşünüyorum şimdi. şimdi. Cesaret, e, yeni, tecrübe beden, evet. ve bence en önemli şey de bir tanesi de adanmıştık. Kesinlikle. Yani e, yaptığın e, işi aslında bir iş olarak görmemek. Yani bunu bir hayat tarzı olarak Görmek, bununla yaşamak evet. bence bu, adanmışlık. Ee, hocam devam etmek istediğim nokta liderlikten bahsettik ama şimdi bir yeni nesil de var ve onlara ayak uydurabilmek, geçmişteki alışkanlıklar, yeni jenerasyon. Burada zorlanıyor muyuz yoksa o ritmi de yakaladık mı ne diyorsunuz hocam? Yok zorlanmıyoruz çünkü dediğim gibi benim çok iyi bir ekibim var. Ee, özellikle yeni gelen e, gençlere biz sürekli olarak özel çalışmalar yaptırıyoruz, antrenmanlar yaptırıyoruz. Ve soyunma odasında da e, bizde çok iyi bir aile havası hakim. E, onun için e, yeni gelen e, genç oyuncuları da hemen adapte e, olabiliyoruz. E, ben de hani böyle e, evet belki sahada çok sert bir duruş bazen gözüküyor ama yani oyuncuları da gençleri de çok iyi anlayabiliyorum zaman zaman. Onlara bazen sağ dışında işte tolerans da e, tanıyabiliyorum. İşte e, en basidi e, işte Final Four'a gittiğimiz zaman e, dediler ki işte en genç oyuncumuz Erten Gazi e, Hocam dediler şey getirmiş PlayStation 5 almış onu getirmiş dediler. E ne güzel dedim yani hiç olmazsa e, hatta vakit olursa ben de geleyim bir maç yapalım dedim. E, yani e, oyuncuların e, özel yaşantılarına hiçbir şekilde e, karış... Onların mutlu olmalarını hep tasvip eden, yönlendiren bir insanım. Ama tabii sahaya geldiğimiz zaman da en iyi çalışma şartlarını onlara sunmaya çalışıyoruz. Onun için böyle yani eski jenerasyonun, yeni jenerasyonla alakalı benim için hiçbir şeyim yok. Benim için önemli olan oyuncu sahaya çıktığı zaman en iyisini vermeye çalışacak. O en iyisinin en iyisi de sağda oynayacak yani iyi olan oynar bizim prensibimiz bu. Müthiş yüzde antrenman yüzde performans Buna göre de elde edilecek Aynen. başarı. E, hocam bir bahsettik ya elinden tuttuğunuz ya da işte o dokunuşları yaptığınız çok fazla insan oldu ama şöyle, şöyle bir cümleniz vardı ben bu sizde ne hissettiriyor çok merak ediyorum. E, ben Ergin ataman olurken hiç kimse benim elimden tutmadı demişti aslında. <laughs> e, bunu şöyle söylemişimdir. E, Özellikle basketbol oynarken küçük yaşlarda, genç yaşlarda şimdi ben bazen velilerin çok entegre olduğunu görüyorum. Tabii ki velilerin çocukları basketbola özendirmeleri, spora özendirmeleri güzel bir şey. Ama ondan sonra biraz daha geri plana çekilip o çocuğun oyuncunun daha bir kendine özgüvenini sağlamasını gerektirir. Ben oyunculuk dönemlerimde ben hiç hatırlamıyorum ki yani annemle babam benim bir tane antrenmanıma gelsin, hatta maçlara da gelmezlerdi ve ben hiçbir zaman da ya niye benim maçlarıma gelmiyorlar diye düşünmezdim. Yani bana güveniyorlardı, ben de o güven çerçevesinde en iyisini yani okul, antrenman, bu şey okul, antrenman, yol, ev üçgeni içerisinde gidip geliyordum. Ben Ergin Ataman'ın başlangıcını orası görüyorum. Yani e, o dönemde bu adanmışlık olmasa, bu sevgi olmasa o zaman bu noktalara gelemezdik. Benim buradaki kastım o. Ama tabii ki ondan sonra antrenörlük yaşamında e, elimden tutan, e, tabii ki elimden tutup da e, torpille beni bir yere götüren olmadı. Ama tabii ki çok destekçilerim oldu. Bunlardan en başından da Aydın Hoca geliyor. yani. Aydın Örs'le birlikte e, 7 sene, FSB'sen de e, çok güzel, e, çok büyük bir okulda ben. Yani hem çalıştım hem de çok şeyler öğrendim. Ondan sonra ilk baş antrenörlük deneyimimde o zamanlar Ameli takımda Ercüment abinin, Ercüment Sunter'in yardımcısıydım. benim Telekom'a ilk başantörlük döneminde Ercüment Abi'nin beni oraya tavsiye etmesi var. Yani bakın Ergin çok genç 29 yaşında ama ben amiri takımda da görüyorum. Çok büyük birikimi var. Eee Ercüment Abi çalıştırıyordu o zaman Telekom'u. Ülkeye transfer olmuştu. siz yani piyasada bilinen isimlerden değil de genç bir antrenör arıyorsanız Ergin'le bu işe başlayın demişti. Ve onun sonucunda da bunlar başlangıçlar olmuştu. Ama dediğim gibi böyle işte torpille, hadi iteklemeyle hiçbir yerlere gelmedim. Hep İtalya'ya giderken de, Siena'ya giderken de Türkiye'de başardıklarımla oraya gittim. Bütün antrenörlük hayatım boyunca da hep ben başardım. Ondan sonra da benle birlikte çalışmak isteyen ...kulüpler bana geldiler. Birlikte başarılara devam ettik. Ne mutlu hocam. E, Sağ içerisinden biraz konuştuktan sonra... E, ...sizin bir gününüzü çok merak ediyorlar hocam. Hoca bir gününü nasıl geçirir diye. Böyle bir ritüel var mıdır? Tabii maç günü, antrenman günü vesaire... ...deplasman günü farklı olur ama... hani ...olmazsa olmazlarınız var mı hocam? Gün içerisinde. Şimdi bir gün diye şey yapıyorsanız, özellikle şampiyonluktan sonraki e, bütün günlerim bu şekilde geçiyor. <laughs> Onu söyleyebilirim. <Bir> şey <laughs> Sabahtan akşama kadar sürekli olarak. <laughs> Ama e, normal zamanda e, günü sakin geçirmeye çalışırım. Bir kere e, yani güzel bir yerde e, oturuyorum İstanbul'da, biraz şey, şehir dışında. E, onun içinde daha böyle bir site içindeyim. E, sabah kalkarım e, yani kahvaltı ettikten sonra işte biraz yürüyüş yaparım e, burada. Ondan sonra e, çalışırım e, evde çalışmayı seviyorum ben. Yani kulüpte gidip de böyle saatlerce kulüpte oturmayı sevmem. Yani ben kulübe antrenmandan e, yarım saat maksimum bir saat önce giderim son yardımcılarımdan antrenman. Planlamasını yaparım ee, ama böyle kulüpte oturup da saatlerce kulüpte e, analiz yapmayı sevmiyorum. Evde e, analiz yapıyorum mesela e, televizyonda. Sıkılıyorum, yoruluyorum. Çıkıyorum bir kahve içiyorum. Biraz e, dolanıyorum, geliyorum devam ediyorum. E, ondan sonra da e, zaman zaman pandemi öncesi bazen e, işte sahile inerim, boğaza inerim. Orada yürüyüş yaparım. Orada arkadaşlarımla işte orada bir kafede otururum. Oradan da e, huzurlu bir şekilde e, yani hayatı yaşamaya çalışıyorum. Huzurlu bir şekilde de antrenmana giderim. E, antrenmanları daha çok artık eskiden olduğu gibi böyle e, sabah 2 saat, akşam 2 saat böyle bir antrenman tempomuz yok. E, çünkü o kadar çok maç yapıyoruz ki. Biz bu sene 79 tane resmi maç yaptık. Genelde tek antrenman yaparız. O antrenmanlarda işte 2-4 veya 3-5 olur. Antrenmandan sonra da Vakit varsa belki gene işte şehirde bir arkadaşımla buluşup bir kahve içip bir şey içip yoksa da bir programım yoksa da eve gelirim. Aynı biraz işte bahçede otururum. Hava soğuksa içeride otururum. Akşamları çok fazla televizyon çok fazla seyretmem. Yani hani daha çok evde işte eşim dizi seyrederken ben yine çalışmaya koyulurum. Akşam da çalışmayı severim. Yani maç izlerim. Kendi, kendi takımın maçlarını izlerim. Oynayacağım takımın maçlarını seyrederim. Of günlerde de boş günlerde de şayet e, imkanım varsa e, seyahat etmeyi severim. Yani İstanbul'dan e, çıkıp e, bir yere gidip orada bir günü böyle geçirmeyi Favori severim. Favori rotanız var mı İstanbul'a yakın? Biraz örnek ya, hava, hava sıcaksa e, deniz. Yani deniz yani bazen sabah e, gidip e, bütün gün e, denize girip e, akşam döndüğüm e, günleri hatırlıyorum. Hatta böyle playoff oynanırken bile bazen bir gün ara olur ben sabah kalkarım giderim denize girerim. İyi bazen bir yüzücü müsünüz hocam? İyi yüzerim. Çok yani böyle tabii ki eskiden gençlik yıllarımda bayağı yüzerdim. Yani çıkardım 1-2 saat. Şimdi de yüzüyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Denizi çok seviyorum. Yani havuzu çok fazla Dalıyor sevmiyorum. dalıyorum ama çok daldığım için de bazen kulaklarda da problem oluyor. Onun için daha çok yüzüyorum. Yani zaman zaman işte çeşme oluyor, Bodrum oluyor, Göçek oluyor, Marmaris koyları oluyor. Ee, fırsat buldukça oralara gidiyorum. Ee, dağ da seviyorum aslında ama kaymıyorum ben. Ee, çünkü sporculuk yaşantım boyunca kayak bize biraz ters bir spor. Yani bir de yani Allah korusun bir bir yerini kırsan, kolunu kırsan, bacağına bir şey olsun, maça bu sefer kırık onun için. Ama dağ havasını da seviyorum. 2-3 gün fırsatım varsa da yurt dışına gidip bir dağ kasabasına, zaman zaman bir tatil kasabasına gitmeyi de onları da yani bunlardan keyif alıyorum. İtalya'yı çok sevdiğinizi biliyoruz. Evet. Bahsetmiştik ama böyle şuraya gidin dediğiniz hani bu kadar bu seyahat rota, rotalarından sonra verebileceğiniz bir yer var mı hocam? Var. iki tane yer var. Bir tanesi Sardunya Adası. Porto Cervo'ya mutlaka gidin. Mutlaka görün. Hatta şunu da söyleyip. Ee, genelde işte orada Olbi Havalimanı var Porto Çarpo'nun. Ee, biz hep Türkiye'den giderken mecburen e, aktarmalı uçarız yani işte Türk Hava Yolları... Kampları yapıyordunuz. Evet kamp da yapıyoruz zaman zaman. İşte tarifeli uçakla Roma veya Milano'ya gideriz. Oradan da gene iç hatla ama gittiğim zaman bakarım ki dünyanın her yerinden özellikle yaz aylarında adaya charter seferler var, özel hava yolları. İnşallah günün birinde bizim Korendon'da mesela bir İstanbul Sardunya adası seferleri başlatır. Ondan da direkt buradan çünkü yakın aslında iki saat. Sardunya Adası, Porto Cervo diyeceğim. Bir de gene İtalya'da Portofino bölgesi yani Santa Margarita Portofino bölgesi benim favori mekan, favori tatil yerlerim. Yani hem küçük hem çok güzel deniz var hem de müthiş bir doğa ve medeniyet buluşması var. Türkiye'de var mı favori yer hocam? Valla Türkiye'de özellikle bu Ege'de Marmaris, Bozburun Söğüt, o bölümler inanılmaz. Yani özellikle evet oralarda Onun dışında da işte benim yaz aylarında daha çok Çeşme'de bir yerimiz var. Orada da favori bir plajım var. Başka bir plaja gitmem ben. Fun Beach. Yani onu da söyleyeyim. Yani. Sizi nerede bulacağımızı biliyor. Tabi. Yani beni arıyorsanız, şayet şeyde değilsem, koylarda değilsem, o zaman beni Fan Beach'te bulabilirsiniz. Çünkü hakikaten müthiş bir deniz var. yani Belki de Türkiye'nin en güzel soğuk deniz. Biraz soğuk denizi de seviyorum ben. Müthiş bir kumsal, müthiş bir deniz rengi. Bazen söylüyorlar ya işte kalabalık olmuyor mu oraları? Ya önemli değil. Biz de sonuçta halk insanıyız. İnsanlar bazen geliyor, işte çocuklar fotoğraf çektiriyor. Bir tek işte hani diyorum ki ya durun çıplağım bir üstü, üstümü giyeyim diyorum. Ama bazen şeyde yakalandığım oluyor çok sıcaklarda. Ona da artık yapacak bir şey yok. Hocam peki favori müzik var mı? Ne dinlersiniz daha çok? Yani daha çok böyle dinlendirici müzikleri seviyorum. Lounge tarzı müzikler. Ee, uçaklarda genelde e, klasik müzik ama hani Beethoven falan değil de e, Andrea Bocelli çok seviyorum. Andrea Bocelli'yi dinliyorum. E, onun dışında işte Türk müziği olarak da işte Sezen Aksu, e, Kenan Doğulu favori e, parçalarını dinliyorum. Genelde e, araba yolculuklarında, uçak yolculuklarında e, hep müzik dinliyorum. Hocam e, son artık sorularım. Sonuçta Anadolu Efes'le birlikte takım ruhuyla taşıdığınız nokta, Euroleague zaferi e, ve hep dediğimiz gibi hani yarım kalan görevin tamamlanmış hali ve Avrupa'da yılın koçu olmak gibi özel bir misyonu e, taşıyabilmek gerçekten hiç kolay değil. O yüzden bunlarla bağdaştırarak sizin hayat mottonuzu çok merak ediyoruz. Biz hep Korendon'da gelen konuklarımıza bizi birlik havalara uçuran sözünüz nedir diye soruyoruz. Ne dersiniz? Var mı öyle aklınızda bir şey? Hedefler bitmez. Hiçbir zaman tatmin olmayacaksın yaptıklarında. Evet şimdi bunlar güzel günler. İşte bir Avrupa şampiyonu olduk, Türkiye şampiyonu olduk gene İşte yılın koçu seçildik. Şu anda... Ee, daha kutlama fas fasıllarındayız. Yani evet takımla kutlamalar bitti ama işte e, bu tip e, programlar. Ama e, kısa bir tatil. Ondan sonra e, durmak yok. Gene hedefler hep e, yani sevgi ve hep başarma hedefi. Onun için benim notumu öyle söyleyebilirsiniz. Durmak yok. Durmak yok. Evet. İki yıl daha Efes'te devam. Ee, evet. Yani iki yılda daha Efes'te devam. Efes eee Avrupa şampiyonu, Avrupa'nın en iyisi Avrupa şampiyonu takımda olmalı. Günün birinde farklı bir oluşum olur mu? Avrupa sınırları dışına taşar mı? Onu da göreceğiz. Geleceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem yarattığınız e, sinerji, enerji... İçten, candan paylaşımınız ve elde ettiğiniz başarılar. Sizlerle her daim naçizane gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. O dedik ya zincirin halkaları birbirine bağlı ve o dalga boyu sürekli genişliyor. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Sizin ediyorum. değerli kulübümüz Anadolu Efes'in ve bütün ekip arkadaşlarının, bütün performans sergileyen sporcularımız ve aileleri için. Çok Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz Korendon Sport sonuna geldik. Ne güzel ne mutlu ki çok büyük başarıları imza atanların peşinden gidiyoruz. Bir diğer taraftan Korendon'da desteğiyle birlikte. Yeni bölüm bakalım nelere gebe olacak. Değerli hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Youtube'a abone olmayı ve paylaşmayı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.